merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Muğla yöresine ait Göce tarhanası yapacağız. Tarhanalarımız şu şekilde. Bu Muğla'ya ait bir tarhana arkadaşlar. Ben başka bir yerde görmedim Göce tarhanası. Şimdi bunun yemeğini aslında buna aşı diyoruz. Çorba filan değil bu. Bildiğimiz yemek oluyor. Şimdi şöyle 2, 4, 5 adet Göce tarhanamız var. Bir su bardağı kadar da börülcemiz var. Şimdi bunları ıslatarak yemeğimizin yapımına başlayacağız. Şöyle ıslatıyorum. En az 3-4 saat bu şekilde beklemesi lazım. Evet. Şimdi bunlar 3-4 saat bu şekilde ıslanacaklar. Daha sonra yemeğimizin yapımına başlayacağız. Evet arkadaşlar. Göce tarhanamız 4 saattir ıslı vaziyette duruyor. Börülcelerimiz de aynı şekilde. Şimdi artık onları süzeceğiz ve çorbamızın yapımına başlayacağız. Şöyle bir adet kuzu gerdanım var. Şimdi bunların fazla yumuşak etlerini alacağım. Şöyle iri iri parçalıyorum. Çorbamıza katacağız. Etlerimizi de doğradık. Şimdi börülcemiz ve tarhanamızın sularını süzüp geliyorum. Suyunu süzdüğüm göceleri şöyle eziyorum hafif hafif çatalla. İyice parçalansın. Şimdi tenceremizi artık sırasıyla alıyoruz bütün malzemelerimizi. Önce tarhanamızı alıyoruz. Üzerine börülcelerimizi koyuyoruz. Etlerimizi yerleştiriyoruz. Ve bu yemeğin olmazsa olmazı ve inanın şu etten çok daha lezzet verecek olan bu kurutulmuş biberler. Bunları bir güzel yıkadım ve şöyle yerleştiriyorum. ml'lik bardak ile tam 4 bardak koydum. Evet, şu an 5 bardak oldu. Şimdi tenceremi ocağa götürüyorum ve altını açıyorum. Pişirmeye başlıyorum. Suyunu yine ara ara kontrol edeceğim. Çektikçe ilave ederim. Yemeğimiz çok güzel pişiyor. Şöyle göstereyim size. Tarhanası, börülcesi, eti. Şimdi biraz tuz ilave edeceğim. 2 çay kaşığı koydum şimdilik. Şu an hiç suya ihtiyaç yok. Koyduğum 5 bardak su gayet güzel, yeterli geldi. Tabii piştikçe bakacağım. Hafif hafif suyunu çekmeye başladı. Ama tam istediğim gibi daha pişmediği için şöyle bir bardak daha kaynar su ilave ediyorum. Sıcak su. Arkadaşlar ben şöyle süs biberlerim vardı. 2-3 tane böyle parçalayıp ondan da koydum içerisine hafif acılık olsun diye. Şimdi çok az bir karabiber ilave edeceğim. Çok güzel oluyor. Mis gibi bir koku. Ve çok lezzetli. Suyunun tuzuna falan baktım. Gayet güzel. Kaynamaya devam etsin. Şöyle 5-6 diş sarımsağım var. Şimdi içerisine bunları rendeleyeceğim.
bol sarımsaklı, çok güzel bir göce aşı yapıyoruz. Mis gibi koktu arkadaşlar. Bu tarhaneden temin ederseniz muhakkak pişirin. Hiç pişman olmazsınız. Tam bir kış yemeği. Ve oldukça da şifalı. Tabii pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi sarımsakla da pişecek. Bir yemek kaşığı tereyağını tavama aldım. Eritiyorum. İyice şöyle biraz kızınca çorbamın üzerine ilave edeceğim. Tereyağımız çok güzel eridi. Çok güzel kızdı. Şimdi çorbamızın üzerine ilave edeceğim. Arkadaşlar olay bu yemek inanılmaz güzel oldu. Şu kokuyu bir alabilseniz. Altını kıstım. Şöyle bir 10 dakika kadar daha pişsin. Sonra kapatacağım. Yemeğimiz hazır sayılır. Göce tarhanesi aşımız pişti. Şimdi şöyle bir tabağa servis almak istiyorum. Şöyle içeriğini de size tam göstereyim. Etiyle, börülcesiyle, tarhanasıyla, kurutulmuş biberi ve tereyağıyla mükemmel bir yemek hazırladık. Şimdi bir tadına bakmak istiyorum. Aslında hala çok sıcak. İnanılmaz güzel. Gerçekten hiç abartmıyorum. Çok güzel bir tarhana yemeği oldu. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. Güzel bir tarhana yemeği yaptık. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.